10. sözün hemen başında bir ayet geçiyor. Fenzur ilâ esâri rahmetillah keyfe yuhil arda ba'de mevtiha ilâhiril ayet. Bu ayet hakkında açıklamasını yapmak suretiyle bilgi verebilir misiniz? Bu ayet-i kerime Rum suresi 50. ayet. Evet. Burada Kur'an-ı Kerim'in 1/3 diyor üstadımız. Haşir'den bahsediyor. Ama ahiretten bahsediyor. Evet, haşirden, ahiretten, ahiretle alakalı meselelerden, kabirden ilahir. Ama sanki yani bunların içerisinde en böyle zahir, en güzel bir şekilde haşri gösterebilecek delil noktasında. Yeniden diriliş yani. Yeniden diriliş olarak. Üstadımız sanki bu ayeti kendisine demek ki üstad olarak gördüğünden bunu burada zikrediyor. Bir de bir ayetten daha bahsediyor. Onu da inşallah yeri geldiği vakit söyleriz. Bismillahirrahmanirrahim. Fenzur. Şimdi bak. İlâ esâri rahmetillah. Allah'ın rahmet eserlerine şimdi bak. Keyfe yuhil arda ba'de mevtiha. Yeryüzünü ölümünün ardından nasıl dirildir? Yani kışı kastederek. Kışın bütün adeta küre-i arz, bütün mevcudat, bütün hılkat alemi ne yapmış? Sanki bir nevi ölüme girmiş. Beyaz bir kefene bürünmüş ve bu kışın ölümünden sonra, dünyanın ölümünden sonra Cenab-ı Hak baharda tekrar ne yapıyor? Dünyayı diriltiyor. Değil mi? Ağaçlar yani, mesela. Evet, bu manada ağaçları, mevcudatı diriltiyor. İnne zel kele muhimavte. Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. Yani burada meşhud olan, görünen, bilinen, dokunulan şeylere üstadımız bu ayet-i kerimeyi getiriyor. Buradan da delil getirecek bize. Yani alın bunları bakın. Allah bunu yapıyor mu? Yapıyor. Ayet-i kerime sanki bu 10. sözün üstadı olmuş. Yani mevcut olan, görünen, meşhud olan, müşahede ettiğimiz kıştan sonra baharın gelmesi. Adeta akşamdan sonra gündüzün gelmesi. Bütün bu manadaki şeyleri yani görmüyor musunuz? Cenab-ı Hakk'ın rahmet eserlerine. Küre-i arzı dünyayı ölümünden sonra nasıl diriltir? İnne zelkele muhimavte. İşte Allah ölüler de böyle diriltecektir. Bunda garipsenecek bir şey yok. Ve huve alâ kulli şeyin kadir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Dolayısıyla aklımız uzak görüyor ya. Ya şu kadar yıldır insan ölmüş, çürümüş, mahvolmuş. Dolayısıyla biz tekrar nasıl dirileceğiz? Sen dirilmiyorsun ki. Allah seni kudretiyle diriltecek diye ayet-i kerime Cenab-ı Hakk'ın isimleriyle bitiriyor. İnne zelkele muhimavte ve huve. Şüphesiz o alâ kulli şeyin kadir. Allah her şeye 40. kadir. Hocama sormuş ya birisi. Demiş işte ben öleceğim işte kabre koyacaklar. Üstüme şu kadar toprak atacaklar. Evet. Ben nasıl dirileceğim demiş. Sen dirilmeyeceksin demiş. Evet. Ya. Ben nasıl kalkacağım demiş. Sen kalkmayacaksın. Ya. Seni Allah kaldıracak. Sen yataktan kalkamazsın demiş. Evet. Ama Cenab-ı Hak her şeye kadirdir. Kadir. Sonsuz kudret sahibidir. Dolayısıyla kün fe kün dediği zaman evet. Sen kalkacaksın. Burada haşir tabi yeniden diriliş. Maddi anlamda diriliş evet. Değil mi? Maddi anlamda. Yani ruh zaten ölmüyor. Tabii. Yok ruh olmuyor. Ahiret alemlerinde işte ait olduğu makamlara gidiyor. Evet. Ama beden ölüyor, çürüyor. Cenab-ı Hak onu tekrar iade-i ihya ediyor. Evet. Buna biz diriliş diyoruz. Evet. Hani Yasin suresinde de şey var ya, Übey İbni Halef'ten bahsediliyor. Yani bu ayet-i kerimenin sebebi nuzulü olarak bakıldığı vakitte. Ve darabelenâ mesela ve nesîhârgâ. Gâlemen yuhil izâme ve hiyyâramîm. Yani bu insan-ı asi der, çürümüş kemikleri kim diriltecek? Übey İbni Halef Mekke döneminde bir tane ölmüş devenin kemiğini, çok eskiden ölmüş, çürümüş, alıyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın huzuruna geliyor. Böyle kendi eliyle ufaltmak suretiyle meydan okuyor adeta. Cenab-ı Hakk'ın kudretine karşı, Cenab-ı Hakk'ın azametine, celaletine karşı meydan okuyor insanı asi. Hatta insanı aciz de diyelim değil mi mesela? Evet. Ne diyor? Ya Muhammed siz diyorsunuz ki Allah tekrar diriltecek. Peki bu çürümüş kemikleri kim diriltecek diye ayet-i kerimede geçiyor. قَالَ مَا يُحِي لِزَمَهِ يَرَمِيمُ. Bu çürümüş kemikleri kim diriltecek diyor insan asi. Hemen ayet geliyor. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذ۪ي اَنْشَاءَهَا اَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ. Onları bidayeten kim inşa edip yarattıysa onları tekrar o diriltecektir. Şüphesiz Allah yaratmanın her türlüsünü, her çeşidini bilir. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ. Ne Hazreti Adem'i yaratmayı da biliyor. Evet. Ne anne var ne baba. Hazreti İsa'yı yaratmayı da biliyor. Göz yaratmayı biliyor. Beyin yaratmayı biliyor. Ondan sonra ölmüş olan mahlukatı tekrardan diriltmeyi, yaratmayı, haşretmeyi de biliyor. İlahi. İşte bu ayet-i kerimelere bu silsileden baktığımız vakit değil mi? Evet. Yani haşr-ı cismaninin aslında olmasına dair nakli olan delillerin çok akli olduğunu müşahede edebiliyoruz. Akla hitap ettiğini, fenne hitap ettiğini, göze hitap ettiğini de müşahede edebiliyoruz yani. Yani burada ölmüş arzı yeniden diriltme hadisesi gözümüzün önünde oluyor. Meşhuttur, evet. Yani bunu yapan haşr-ı azamı da yapmaktan aciz değildir. Çünkü bu onun numunesidir. Hatta daha kolaydır diyor ayet. Evet. Evet. Çünkü bidayeten kim yapıyorsa daha sonra tekrar yapar diye. Allah razı olsun.